Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün matematik dersinde geometrik cisimler ve şekiller konusunu işleyeceğiz. Siz bu kelimelerle ilk kez karşılaştığınız için önce bunların anlamlarını öğrenelim. Geometri nedir? Geometri matematiğin bir dalıdır. Çizgilerle, açılarla, şekillerle, cisimlerle ilgilenir. Onları konu alır. Onların ölçümünü ve hesaplanmasını yapar. Cisimler de yerden yüksekliği olan, üç boyutlu olan nesnelerdir. Tabii ki geometrik cisimler dediğimiz zaman düzgün boyutlara sahip cisimlerdir. Şimdi cisimlerden bir tanesini elime alıyorum. İnceleyelim bakalım. Düz yüzeyleri var. Görüldüğü gibi kenarları var ve köşeleri var. Baktığımız zaman yüzeylerinin birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Kenarlarının birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Evet, biz buna küp diyoruz. Küpümüzü şöyle bir yerleştirelim. Çevremizden örnek verecek olursak, şu oyun zarını örnek verebiliriz. Evet, elime başka bir cisim aldım şu an. Yüzlerine bakıyoruz. Düz. Kenarları var. Köşeleri var. Yüzlerine baktığımız zaman farklı olduklarını görüyoruz. Kenarlarına baktığımız zaman farklı olduğunu görüyoruz. Bu tip cisimlere de prizma diyoruz. Çevremizden örnekler verecek olursak, ilaç kutusu, evimizden örnekler verecek olursak, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Evet, bir başka cisim elime alıyorum şu an. Üstte ve altta düz bir yüzey var ama yan tarafta eğri bir yüzey var. Kenarı yok, köşesi yok. Evet, biz bu cisme de silindir diye adlandırıyoruz. Silindire çevremizden örnekler verecek olursak, kalem kutumuz, kavanozumuz, kalemlerimiz silindire örnektir. Evet, bir başka cisim şimdi elime aldım. Sadece eğri bir yüzeyden oluşmuş. Bunun geometrideki ismi küredir. Küremizi de yerleştirelim. Büyük küremiz durmak istemiyor. Onun yerine onu elimizle devam edelim. Evet, bir başka cisim daha aldık. Bu da prizma. Baktığımız zaman çocuklar yine düz yüzeyleri var, kenarları var, tepesi var, köşeleri var. Bu da prizma. Biz bu geometrik cisimleri kullanarak şekiller çizebiliriz. Öncelikle küpü ele alalım. Küpün herhangi bir yüzeyini tahtamıza koyduğumuz zaman, kenarlarını düzgünce çizdiğimiz zaman,
bir şekil oluşuyor. Silindiri alalım. Silindirin düz yüzeyini tahtamıza koyup da çizdiğimiz zaman başka bir şekil oluşuyor. Prizmamızı aldık. Bunu çizdiğimiz zaman bir başka şekil oluşuyor. Evet, şu prizmamızı aldığımızda bir başka şekli oluşturduk. Şimdi bu şekilleri inceleyeceğiz. Bunların büyütülmüş hallerini ben size hazırladım. Bunlara bakalım. Evet, şuradan prizmamızı da şöyle alalım. Evet, prizmamızın adını tekrar yazalım diye. Geometrik cisimlerimizi gruplandırmaya çalışırsak, düz yüzeyleri olan, eğri yüzeyleri olan diye gruplayabiliriz. Burada biz küremize portakalımızı, pimpon topumuzu, bilyemizi de örnek verebiliriz. Küremiz orada durmadı. Şimdi çizmiş olduğumuz bu şekillerin geometrideki isimlerini öğrenelim. Silindiri kullanarak çizmiş olduğumuz şekil çemberdir. Çember şu bantımız gibi düşünürseniz içi boş bir bilezik, bir yüzük çemberdir. Daire çemberin içi dolu halidir. Metal paramız buna örnektir, içi dolu hali. Bir de karemiz var. Kareyi de küpün bir yüzünü koyarak kenarlarından çizdik ve elde ettik. Karenin özelliklerine dikkat edecek olursak, 4 tane köşesi var, 4 tane de kenarı var. Bu kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Evet, bu şuradaki prizmamızı kullanarak çizmiş olduğumuz şeklin adı da üçgendir. Üçgenin de üç kenarı, üç köşesi vardır. Çevremizdeki örneklerden üçgene çadırı örnek verebiliriz. Dikdörtgene bakalım. Yine dört kenarı var, dört köşesi var. Fakat kenar özellikleri farklı. Karşılıklı kenarları kısa olan kenarlar birbirine eşit, karşılıklı uzun olan kenarlar da birbirine eşittir. Şimdi sizlere bu şekillerden oluşan robot hazırladım. Bakalım üzerinde ne kadar geometrik şekil kullanmışız. Öncelikle hangi şekilleri kullandığımıza bakalım, inceleyelim. Dikdörtgenler var, üçgenler var, daireler var, kareler var. Evet, tespit ettiklerimizi yazalım.
Bunların sayılarını bulalım şimdi. Daireye bakalım. Kaç tane daire kullanmışız? Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 3'e bakalım. Kulaklarından 1, 2, 3, 4. Evet, dikdörtgeni sayalım. En fazla da dikdörtgen kullanmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kareye bakalım. 1, 2. Dikdörtgen sayısı 10. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, en fazla dikdörtgen kullanmışız. Bu konumuzun anlatımı burada bitmiştir çocuklar. Sevgili öğrencilerim, geometri şekillerinin isimlerini ve şekillerinin nasıl olduklarını öğrendik. Şimdi bunları lastiklerle geometri tahtamızda nasıl gösteririz? Eğer şu geometri tahtamızdaki çıkıntıları köşe olarak kabul edecek olursak, burada kareyi oluşturduk, burada üçgen ve burada dikdörtgen ve arka tarafında da çemberimizi oluşturduk. Aynı zamanda bunun iç kısmını da düşünürsek daire olarak da düşünebiliriz. Şimdi sizlere matematik dersinden örüntüler konusunu anlatacağım. Önce örüntü kelimesinin anlamını öğrenelim. Cisimlerin, şekillerin, sayıların belli bir kurala göre dizilişine örüntü denir. Şimdi sizlerle basit kuralları olan örüntüleri dizme şeklini öğrenelim. Evet, şimdi ben buraya bir çiçek, bir kalp yapıştırdım. Bir çiçek, bir kalp daha yapıştırdım. Hemen sizlerin bu kuralı çözdüğünüzü öğreniyorum, düşünüyorum. Devam edersem yine bir çiçek ve bir kalple devam etmem gerektiğini söylüyorsunuz. Buradan onları sanki duyar gibiyim. Geometri şekillerini öğrendik. Geometri şekillerimizle beraber bir örüntü oluşturalım. Onları kullanalım. Kare, daire, üçgen, kare, daire, üçgen, kare. Ben bu örüntüyü burada bırakacağım. Ondan sonra dönüp hep beraber tamamlayacağız. Sizler için hazırlamış olduğum boncuk dizilerim var. Şimdi bir boncuk dizilerimizi inceleyelim. Onları ben buraya öncelikle bir asayım. Sonra beraberce diziliş kurallarını bulalım. Evet, birinci bilekliğimize baktığımız zaman bordo ve mavi boncuklar kullanılmış. Mavi, bordo, mavi, bordo sırasıyla ve kuralıyla dizilmiş. İkinci bilekliğimize baktığımız zaman iki beyaz, iki mor, iki beyaz, iki mor kuralıyla dizilmiş. Üçüncü bilekliğimize baktığımız zaman yeşil, pembe, sarı, yeşil, pembe, sarı kuralıyla devam etmiş. Şimdi birinci yapmış olduğumuz örüntünün kuralı şurasıdır. Çiçek ve kalp. Bunu devam ettirin deseydim size nasıl devam ettirecektiniz? Evet, sizlerin de söylediği gibi çiçek ve kalple devam ettirirdim.
Şimdi geometri şekillerimizden oluşan örüntümüze bakalım. Buradaki kuralı bulalım. Buradaki kuralımız da şurası. Kare, daire ve üçgen. Yarım bırakılmış bir örüntü var burada. Bunu tamamlamam gerektiğinde nelerle devam edeceğim? Kareyle bırakmışız. Devam edelim hep birlikte. Daire ve üçgenle bu örüntüyü de tamamlarız. Evet, sizler için hazırladığım bir de küpten oluşturduğum bir örüntü var. Bu örüntünün kuralına bakalım. Kırmızı, beyaz, yeşil küp. Kırmızı, beyaz, yeşil küp diye devam etmiş. Peki bu örüntüde kuralı bozan bir küp var mı? Evet, buldunuz. Sarı küp değil mi? Sarı küpü çıkarayım. Peki ne yapacaktık? Onun yerine o zaman ne gelmesi lazım? Beyaz küp. Evet, beyaz küpü hemen yerine yerleştirdim ve örüntümüzdeki hatayı düzelttik. Evet öğrencilerim, sizlerle görüşmek üzere diyorum ve bu konuyu da burada bitiriyorum.